Milliyetçi Hareket Partisi Aydın Milletvekili Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ali Uzunırmak, ITV Mercek programında Aydın Belediyesi Bere ve Kaşkol ihalesinin hem hukuku çiğneyen hem de Cem Yılmaz'lık bir ihale olduğunu savundu. Canlı yayına ihale gerekçesini gösteren belge ve ihale sonrası alınan bere ve kaşkollarla gelen Uzunırmak, ihalede hukukun çiğnendiğini ve canlı yayında suç duyurusunda bulunduğunu ifade etti. İnanın ki Cem Yılmaz, o komik sanatçı var ya, evet. Komik sanatçı Aydın'a gelse, Sayın Başkan'ın bir takım uygulamalarını baksa ve onları programına alıp da böyle komiklik yapmak istese, 2014 yılındaki bütün programlarını doldurur. Yani ben eleştirilecek o çok kadar... Çok iddialı bir cümle değil mi bu? Çok iddialı bir cümle. Ben size şimdi çok enteresan bir konuya dikkat çekeceğim. Bakın... Şimdi belediyede bir ihale yapılıyor. İhalenin tarihi 19-12-2013. Hem hukuk olarak çiğnenen hukuk var, hem de hakikaten Cem Yılmaz'lık bir komiklik var. Hukuk olarak çiğnenenden isterseniz mi başlayayım? Tabii, buyurun. Yoksa Cem Yılmaz'lıktan mı başlayayım? Siz bilirsiniz, program sizin. İsterseniz Cem Yılmaz'lıktan başlayalım. Peki. İhale 12-12-2013. İhale yetkilisi Tahir Ölçüm. Ölçüm, evet. Tahir Ölçüm. İhale 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14. maddesi kapsamında Aydın ilimizde aşırı soğuk kış şartlarında vatandaşlarımızın zorlu ve ölümcül donma riski altında kalmamaları. Anlamadım efendim. Bir daha söyler misiniz? Aydın ilimizde, ölümcül, evet. Aydın ilimizde aşırı soğuk kış şartlarında vatandaşlarımızın zorlu ve ölümcül donma riski altında kalmamaları, soğuk algınlığı, grip ve benzeri hastalıklardan korunmaları amacıyla belediyemizin hizmet sınırları dahilinde yaşayan vatandaşlarımıza acil olarak dağıtılmak üzere 4734 sayılı kanun kamu ihale kanunu 21 Taksim F maddesi hükümlerine göre pazarlık usulü ile polar bere ve atkı takımı satın alınması için acilen ihale yapılması gerekmektedir. Acilen. Acilen. Şimdi bu 21 F de enteresan bir maddedir. 21 F işte bu aciliyeti öngörüyor ve ihaleye çıkmadan üçlü teklifle alınabiliyor. Pazarlık yöntemi. Ve bunlar tabii ki pazarlık usulüyle bu 2013 itibariyle de 147.700 lira ile sınırlıdır bu. Evet. O limit içerisinde üçlü teklifle alabilirsiniz. Ve aynı zamanda şimdi ben size bu iş için öngörülen donma riskine karşı alınan fular ve bereleri gösteriyorum. Şimdi bu donma riski için vatandaşa dağıtılmak üzere alınan fular. Orada bir yazı var efendim. O... Aydın Belediyesi yazıyor orada. Hı. Şimdi oraya da geleceğiz. Hı. Orada Aydın Belediyesi yazıyor. Tamam. Bu fular. İhale konusunun bir tanesi bu mu? Maddelerin biri fular, bu. Fular bu. Evet, ama çok i̇hale ince. Konusu. Soğukta nasıl olacak bu iş? İkincisi bere. Evet. Burada da Aydın Belediyesi yazıyor. Donma riskine karşı, soğuk algınlığına, hastalıklara karşı bere. Üçüncüsü de bu atkı, donma riskine karşı. Evet. Polar atkı. Şimdi yani bu ihalenin bunlar, üçü bu mu yani? Bunlar Aydın diyor. Belediyesi olarak. Evet. Ve bu tabii ki 147 bin lirayla sınırlı ya. Aynı gün gene ikinci bir ihale yapılıyor. 21F teklif usulüne göre 65 bin adet 115 bin liralık gene fular ihalesine çıkılıyor. Aynı gün. Tabii. Yani toplam alınan 153, 115 daha 269 bin liralık ihale alınıyor. Ama bu ihaleye çıkılmadan üçlü teklif alınabilmesi için, acil alınabilmesi için ikiye bölünerek yapılıyor. Aynı gün, aynı saatte. Bu bir defa hukuku çiğnemek. İki, aynı zamanda bu
soğuktan korunmak, donma tehlikesini şey yapmak için. Yaklaşık şimdi, 269 bin lira civarında bunlara para veriliyor. 269 bin lira ikiye bölünerek yapılıyor. Evet. Bu bir suç duyurusudur aslında. Yani 19-12-2013 tarihinde aynı saatlerde iki tane ikiye bölünmüş şekilde hemen hemen aynı nitelikli, aynı gerekçeyle mal alınıyor. Şimdi bu bir suç duyurusudur. Bunun daha vahimi var. Şimdi sizlerle o daha vahimi paylaşayım. Aynı ürünlerin Özlem Çerçioğlu'na yapılmışları var. Bu biraz önce okuduğunuz donma, soğuk, aşırı soğuk. Yok, maddesi. Ürün nitelikleri olarak hemen hemen aynı. Evet. Hatta dizaynları bile aynı. Özlem Çerçioğlu'na adına yapılmış. Ve ben şimdi bir şeyi merak ediyorum. Şimdi bu da atkısı. Evet. Özlem Çerçioğlu adına yapılmış. Şimdi bu ürünleri belediyeye bu üçlü teklif usulüyle satan firma kim ise, bu satan firmanın kestiği fatura ile acaba Özlem Çerçioğlu adına yapan firma aynı firma mı ve fatura kesmiş mi? Eğer bu fatura kesildiyse Özlem Çerçioğlu o firmaya acaba resmi hesabından mı bu paraları gönderdi yoksa başka bir kaynaktan mı gidildi? Yani Özlem Çerçioğlu yazan bu malzemeler belediyeden mi ödendi? Evet. Yoksa Özlem Çerçioğlu'nun hesabından mı ödendi? Şahsi hesabından mı ödendi? Evet, bunu soruyorum. Yoksa başka bir şey mi? Ödenmiş midir? Bu faturalar kesilmiş midir? Ben bunların incelenmesi gerektiği kanaatini taşıyorum. Bu yetim hakkıdır. Bu araştırılmalıdır. Bu ihale araştırılmalıdır. Bu kime dağıtılmıştır? Kaç kişiye dağıtılmıştır? Ne zaman dağıtılmıştır? Ama oran da bir hal yüksek. Belediyenin, kurumların, devletin kurumlarının bu tür alım ve satımlarda giriş ve çıkışlarının olması lazım depolarına. O giriş ve çıkışlar yapılmış mıdır? Ne kadar, ne zaman envanterine girmiştir, çıkmıştır? Bütün bunlar araştırılmalıdır. Aydın'da çok büyük savurganlıklar yapılıyor. Bakın, Aydın'da kömür dağıtılıyor, yardım gıda maddeleri dağıtılıyor. Efeler Belediyesi'nin bütçesinden. Ben fakir fukaraya yardım edilmesine karşı değilim. Evet. Ama fakir fukaraya yardım edilirken Efeler Belediyesi'nin gelirlerini alıp Efeler Belediyesi'ndeki şu yapıyı bir bakın. Sayın Başkan bunları görmüyor mu? Şu yolların halini görmüyor mu? Bu yollar Aydın sokakları. Mimar Sinan Mahallesi. Mimar Sinan Mahallesi. Evet. Aydın sokakları. Burada Aydın, Efeler ilçesinde oturan vatandaşlar oturuyor. Bunların yolunu yapmak yerine seçim için bunlar yaptırılıyor, dağıtılıyor. Kuşadası'ndan Karacasu'ya kadar kömür ve gıda paketleri dağıtılıyor.